Merhaba arkadaşlar, ben sunucunuz. Orca Matematik yayınlarının 2024 AYT Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. İntegralde 16. teste kalmıştık. Bu testin çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi ilk sorumuzda çözümlerimize başlayalım, bakalım bize ilk soru ne anlatıyor. Şimdi f fonksiyonu tanımlamış, grafiği dik koordinat düzlemi üzerinde gösterilmiş ve 0'dan 3'e bu ifadenin integrali nedir diye sormuş. Bakın şu ifade, yani buna baktığım zaman bir çarpım türevi görüyorum aslında ben burada, ama bu çarpım türevi neyin çarpım türevi, onu iyi anlamak lazım. Şimdi f'in türevinde x kare demiş. Yani bir kere bir şeyin türevini alırken ne yapıyorsunuz? İçinin türevi. Şimdi mesela şöyle, f'in içinde g olduğu zaman biz bunu nasıl yansıtıyoruz? G'nin türevi çarpı f'in türevinde g diyoruz. Bileşke fonksiyonunda. Şimdi şuna baktığım zaman demek ki bir şeyin türevinden bu geleceğine göre, yani aslında benim fonksiyonum bu olmalı. Şimdi bunun türevini alırsak nasıl gelir? 2x çarpı f'in türevinde x kare gelir. Demek ki şuradaki 2x'in bir tanesi içinin türevinden geliyor. Yani burada bir tane 2x'i buradan geldiğini düşünürsek bir tane x fazla. Galiba şöyle olabilir. X çarpı f(x) karenin türevi olabilir arkadaşlar. Gerçekten bunun türevini aldığınız zaman ne gelecek? Birincinin türevi çarpı ikinci f(x) kare artı bu sefer birinci çarpı ikincinin türevi, yani 2x çarpı f'in türevinde x kare, ki buradan gördüğünüz gibi aynı şey geldi. Tam istediğimiz oldu. Yani aslında şurası, ben size bunu hep testlerde söylüyorum. Yani baktığınız zaman bu çarpım türevlerini iyi belirleyin. Çünkü integralde bunlar böyle karşınıza gelebilir. Yani bu ifade aslında x çarpı f x karenin türevinden gelir. Şöyle yapalım. X çarpı f x karenin türevi burada kaçtan kaça? 0'dan 3'e. Ben bunu integralin dışına çıkardığım zaman nasıl çıkartacağım? Türevi alınmamış hali olarak x çarpı f x kare olarak çıkartacağım. Kaçtan kaça? 0'dan 3'e. 3 verirsek 3 tane f 9 eksi 0 tane f 0, ki zaten 0 olduğu için burası gitti. O zaman bizim sorumuzun cevabı 3 tane f 9 olacaktır. Şimdi bakalım, bir şunu şundan kaldıralım. 3 tane f 9. F 9 ne yapıyor arkadaşlar? 12 yapıyor değil mi? Baktığınız zaman 9 verirseniz 12 gelir. O zaman burası kaç geldi? 12 geldi. 3 tane 12'nin de cevabı nedir arkadaşlar? 36'dır diyebiliriz. Bu da ilk sorumuzun çözümüydü. Yani burada önemli olan şey şu ifade neyin türevinden gelir? Siz mesela şunları iyi bilin. X çarpı fx'i. Atıyorum ne bileyim, fx bölü x'i. X mesela burada bir tane daha geldi. Bu soru kendine, şahsına münhasır bir soru. X çarpı fx kare. Bunu ezbere bilmek zorunda değilsiniz ama yani anlatmak istediğim, şunların türevlerinin nasıl bir şey olduğunu gördüğünüz zaman bir anımsayın. Ulan bu değil, bir şeyin türevinden gelir mi acaba? Hadi bakalım, geldik ikinci sorumuza. İkinci soruda diyor ki g diyor 0'dan büyük diyor. F diyor 2'den büyük diyor. Bu üç fonksiyon da integrallenebilir fonksiyonlar diyor. F'in içine g yazmış. Bak aslında buradan biz fonksiyonu türettik. F'in içine g yazdığında, doğru mu? Bize ne veriyor? Kök içine gx artı 2 veriyor mu? O zaman ben f'e g veriyorum. O adam bana onun kökünü alıyor, 2 bir fazlalaştırıyor. Yani aslında fx için siz şöyle diyebilirsiniz. Verdiğinizin kökünü alıp 2 ekler diye ne yapabilirsiniz? İsterseniz düşünebilirsiniz. Bu fx'imizin kendisi. Şimdi 4'ten 6'ya kadar hx fonksiyonu da a'ya eşitmiş. Şimdi şurada ne demiş? Bu ifadenin a türünden eşitliği nedir diye sormuş. Şimdi nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Bakın şurada bence h'ın içerisine ne yazalım? Kök x artı 2 yazalım. H'ın içerisine kök x artı 2 yazalım. Yani dediğini yapalım bence. Bölü alt taraf ne yaptı? Fx eksi 2. Peki fx yerine de kök x artı 2 yazmayak mı? Yazalım. O zaman bunları yazınca şunlar birbirini götürdü. Burada ne kaldı? Kök x kaldı. Şimdi vatandaşın sorduğu 4 ile 16 arasında bu ifade. Ben şimdi değişken değiştiririm. Yani buna u derim. O zaman kök x artı 2'ye u dersek en azından şimdi o alt tarafta da o kök x'i yok etmiş olacağız. İntegralden ha diye çıkamıyoruz biliyorsunuz. Ne yapmamız lazım? İfadeleri düzgün hale getirmemiz lazım. Şimdi bunun türevini aldığınızda ne, diferansiyelini aldığınızda ne gelecek? 1 bölü 2 kök x, 2'nin türevi gitti zaten, dx eşittir du gelecek. Değil mi? Du gelecek. Peki ben buradaki 2'yi buradan kaldırayım. Yani iki tarafı 2 ile çarpayım. O zaman burası ne oldu? 2 du oldu. Bakın şurası dx bölü kök x, yani dx bölü kök x dediğince 2 du oldu. Yani şurası 2 du geldi. H'ın içinde de u vardı.
O zaman ne oldu? H'in içinde U, DU oldu diyebiliriz. Yalnız bizim sınırlarımız kim? 4 ile 16. Yalnız bu 4 ile 16 kime bağlı arkadaşlar? X'e bağlı. Yani şuradaki X'e bağlı. Biz ne demiştik? Kök X artı 2 U demiştik. 16 yazarsan Soner, kök 16 4'tür. 4 artı 2 6'dır. Üst sınır 6 yaptı. 4 yazınca da kök 4 2, 2 artı 2 de 4'tür. Yani bizden istediği şey 4'ten 6'ya HU DU. Yani buradan sonra bu kadar işlemi yaptıktan sonra aslında siz bunu şöyle söyleyebilirsiniz. 4'ten 6'ya HX DX diye düşünebilirsiniz. Şimdi bakın 4'ten 6'ya HX DX neymiş? A'ymış. O zaman bize sorduğu ifade ne olacaktır burası? A olacaktır diyebiliriz. Peki biz burayla ilgili bir şeyimiz var mı? Bir unuttuğumuz bir şey var mı? Bakın burada unuttuğumuz bir 2 var bence. Orada aceleye getirip burada bir 2'miz var. 2'yi dışarı alalım. Yani bizden istediği bu. O zaman bizden istediği sorunun cevabı şimdi burası A ise 2 ile de çarpınca bizim cevabımız ne gelir? 2A diyebiliriz. Orada 2'yi kaçırınca ne olmuş oldu? Otomatikman benim cevap da değişmiş oldu. Hadi bakalım geldik 3'e. Gerçel sayılar tanımında f fonksiyonu için f fonksiyonu bu şekilde tanımlamış. Buna göre f3 nedir demiş. Bak şimdi. Şurada bir belirli bir integral var. Belirli integral bizim bir eğrinin x ekseni arasında kalan bölgenin alanını bulduruyor. Yani bir sayısal değer. Mesela fx başka bir şey de f3 sayısal bir değerdir, değil mi? Yani burası sayısal bir değer ve burası mesela ne olsun? A olsun. O zaman bizim fx diye bahsettiğimiz ifade nedir? A çarpı x artı 3'tür. Yani bir doğrusal fonksiyondur. Baştan başlayalım. 1'den 2'ye fx yazınca ax artı 3 dx dersek bunun integraline gelecekmiş a gelecekmiş. Biz de bunu hesaplayacağız şimdi. Nasıl yapar? Ax kare bölü 2 artı 3x. Bu bizim integralimizin çıkmış hali. 1'den 2'ye. 2 ver Soner. Ne oldu? 4a arttı değil mi? 2 ve 1 veriyoruz. 2 verdik. 4a bölü 2 artı 2 verdik. 6 eksi. Şimdi 1 ver Soner. A bölü 2 artı 3. Şimdi 2a artı 6 eksi a bölü 2 eksi 3 dediğiniz şey neymiş? A'ymış. Şimdi buradan işlem yapalım bakalım ne gelecek. 2a bölü 2 çıkardım. 3a bölü 2 artı 3 eşittir a'dan. Bunu bu tarafa attık. Ne oldu? A bölü 2 eşittir. Eksi 3. A buradan ne geldi arkadaşlar? Eksi 6 geldi. E tamam a'yı eksi 6 bulduk. O zaman bizim fonksiyonumuz ne yapar? Eksi 6x artı 3 yapar. Bize ne soruyor? F3'ü. Bu fonksiyona 3 yazınca arkadaşım ne gelecektir? Eksi 18 artı 3'ten eksi 15 gelecektir diyebiliriz. Bu da 3. sorumuzun çözümüydü. Tamam. Şimdi geldik 4. sorumuza. 4. soruda bize diyor ki a 0'dan büyük diyor. Tamam. Fx diyor ax kare. Yani kolları yukarı bakan bir parabol. Tamam. X eksenine göre simetriği g fonksiyonudur. Oy. Burada bir ne demek istediğini bir anlamaya çalışalım. Şimdi benim bir tane parabolüm var. Şöyle. Bu kolları yukarı bakan bir parabol. Burası ax kare. Tamam. X eksene göre simetriğinde mesela onu da neyle yapalım? Kırmızıyla yapalım. O da şu olsun. Bu da neymiş arkadaşlar? Gx'miş. Yani aslında o da eksi ax kare gibi bir şey olacak. Değil mi? Aynen. X eksene göre simetri. Şimdi fonksiyonun 1 ile 3 arasında. Bakın 1 ile 3 arasında. Şuraya 1, şuraya 3. Bu bölgenin alanı için bize ne demiş? 26 demiş. Hesaplayalım. Diyelim ki integral 1'den 3'e ax kare dx nasıl çıkar? Ax küp bölü 3 diye çıkar. Kaçtan kaça? 1'den 3'e. 3 ver Soner. 27a bölü 3 eksi 1 ver Soner. A bölü 3. Ne yapar? 26a bölü 3. Kaça eşit? 26'ya. E a buradan ne yapar? Şimdi burada içler dışlar yapacak olursak bunları götürürüz. A buradan kaç gelir? 3 gelir. Tamam A'yı bulduk. O zaman burası 3'müş. Burası da kaçtır arkadaşlar? Eksi 3. Şimdi bize ne soruyor? Eksi 1 ile 1 arasında fx eksi gx. Şimdi buraları sildim bak şimdi. Ben de anladım, ne demek istediğini anladım. Eksi 1 ile 1 arasında şurayla şurası arasında f ile g arasındaki bölge. Yani bu bölgenin alanını istemiyor mu? İstiyor. E şimdi bu nasıl söyleyeyim? Y eksenine göre simetrik bir fonksiyon. Mesela şunun alanı s, şunun alanı s, şunun alanı s, şunun alanı s. Yani ben bir tanesini bulup da 4 ile çarpsam da benim için kafidir diyebilirim. İster integral yaparım, ister burada pratikten yaparım. Şöyle yapabiliriz. Burası 1 ise, mesela buraya 1 yazınca burası 3 yapar. Demek ki bu bölgenin alanı kaç geldi? 3 geldi. O zaman burası 1, burası 2'dir. Peki benden ne istiyordu? Şuradaki bölgeden 4 tane istiyor. O zaman 4 tane 1 ne yapar?
4 yapar diyebiliriz. Bu da 4. sorumuzun çözümüydü. Hadi bakalım geldik 5'e. En pozitif bir tam sayı. Tamam. Fx'te n çarpı x üzeri n. Tamam, ona da tamam. 0'dan 1'e fx. 1'den 2'ye fx eksi 1. Bak, buna benzer bir şey yaptık. Ben ne demek istediğini ikinci ifadede şurada anladım zaten. Bak neymiş bu. Şimdi bu, siz mesela şöyle düşünün. Bir tane fonksiyon var. Sallıyorum, tamam mı? Mesela burası kaç? 1 ile 2 arasında. Ben bu fonksiyonu şöyle öteledim abi. Şimdi ben bu fonksiyonu hatta şöyle öteleyim. Buradaki değerleriyle öteleyim. Tamam mı? Şunu öteledim bak. Gittim 3 ile 2 birim öteledim. Bunu da 2 birim öteledim. Ne yaptı? 4 yaptı değil mi? Şimdi 3 ile 4 arasındaki alan ne? Yine aynı. Bir şey değişmez ki. Ben çünkü fonksiyonu sağa sola öteliyorum. Sınırlar da aynı şekilde ötelenince o zaman alanlar aynı kalacak. Bir şey değişmeyecek. O zaman bak, bu bir birim sağa ötelenmiş. Sınırlar da bir birim sağa çekmiş. Çek bunu abicim bir birim sola. Bu ifade neye eşit biliyor musun? Sıfırdan 1'e fx de x eşit. Bir şey değişmez ki. Aynı. Bak bunu da 2 birim sola çek. Bunu 2 birim azalt. 0, bunu 2 birim azalt. 1. Bak bunun aynısı geldi. Hocam sen diyorsun ki hepsi bunların aynı. Evet diyorum, aynı. Burada kaç tane var? Sıfırdan o zaman n dersek. N artı 1 tane var burada bence. Burada n artı 1 tane var. Yani n artı 1 tane sıfırdan 1'e fx dx bizim için kaçmış canım benim? 12. Peki fx'i tanımlamış mı? Tanımlamış. Fx'i bir kuvvet fonksiyonu. Yazalım abi, sıfırdan 1'e n çarpı x üzeri n dx. Katı sayımız da n artı 1. Şimdi biz bunu integralden çıkarıyoruz. Şu ifadeyi nasıl çıkartacağız? Kuvveti 1 arttıracağız. Şimdi n artı 1 zaten katsayı olarak dursun. Tamam mı? Onu ellemiyorum. N de zaten dışarı çıkabiliyor. O da tamam kalsın. X üzeri n artı 1 kuvveti arttırıyoruz. Arttırdığımız değere bölüyoruz. Buna da kaçtan kaç yazıyoruz? 0'dan 1'e. Bu da nedir? 12'dir diyoruz. Çünkü 12'ydi başta. Şimdi hocam şu n artı 1'ler gider güle güle. Şimdi hocam x'e 1 yazacağız. 0 yazınca zaten gidiyor. Sadece 1 yazacağız. O zaman bizim ifademiz n çarpı 1 üzeri n artı 1. Yani n eşittir 12 gelir diyebiliriz. Yani doğru cevabımız bu soru için kaç bu? 5 mi? 5. 5'in sorunun cevabına geldi. Denizli geldi. Hadi bakalım geldik 6'ya. Şimdi burada sanki çembere benziyor ama orası bir x kare parabolü. Tamam mı? Yani burada ile burası birbirine eşit diye bir aldatmacı olmasın. EK, KO, OL, LF. Tamam, şunlar eşit. AB de 6. Burası da 6. Şöyle bir 3-3 falan yapar mıyız? Bence yaparız çünkü şuradan simetri ekseni çekersek burası da 3, burası da 3. Hatta bunu devam ettirelim. Bu y ekseni olsun. Hatta bundan bir tane daha yapsak da x ekseni diye desek mesela. Şöyle x ekseni desek. Tamam, güzel olur. İkinci kanacığım. Bize ne diyor? Yeşil boyalı bölgenin alanları toplamını, gri boyalı alanların toplamının oranı nedir demiş. Bak şimdi. Şöyle bir hareket yapacağım. Şu S biraz önceki soruda olduğu gibi şunların alanları birbirine eşit. Şu da eşitse hepsi bunların birbirine. Bunların hepsi birbirine eşitse, değil mi? Ki eşit. O zaman oradaki F, şuradaki gri, şuradaki griye, beyaz bölgeye eşittir. O zaman gri boyalı bölgenin alanları buralarıdır. Şimdi gelelim bizim pratiğe. Nasıldı? S2S taktiğimiz var değil mi? S2S. Yani bu bölgenin alanı tamamı S ise burası 2S'tir. Hocam bu da 2S'tir. Hocam bu da 2S'tir. Bu da 2S'tir. Evet. O zaman yeşil bölgeler 8S yapar. Gri bölgelerde S yapar. Oranı da kaçtır? 8'dir diyebiliriz. Bu da 6. sorumuzun çözümüydü. Hadi bakalım geldik 7'ye. Şimdi gerçel sayılarda integrallemeyen f ve g fonksiyonları için f tek fonksiyon. Tek fonksiyon olduğu zaman işte nasıl diyorduk? Şöyle yapıyorduk. İşte eksi a ile a arasında integral alırsak bunların alanları eşit ama birinin integralin sonucu eksi birinde artı olduğu için toplanınca sıfır geliyor diye yorum yapabiliriz. G çift fonksiyon olsa şöyle bir şey olacak. Çift fonksiyon olursa buranın alanı ile buranın alanı da eşittir diye bir yorum yapabiliriz. Bu kenarda dursun. Hx de f ile g'nin toplamı. Tamam, o da tamam. Şimdi eksi 1 ile 1 arasında hx demiş. H neydi? Bu. F ile g'nin toplamı. Eksi 1 ile 1 arası g. Şimdi bak. Eksi 1 ile 1 arasında çift fonksiyon olduğu zaman şöyle diyebiliriz. Burası s, burası s. Tamam. Peki bu kimin için geçerli? Çift olan g için geçerli.
H için geçerli olan kısım bu. Şurası T, şurası da T. Ama ben eksi 1 ile 1 diyorum. Tamam mı? Bu da eksi 1 ile 1. Şimdi ben hepsinin integralini alsam, integrali böyle ayırabilmez miyim? İntegral hx dx eşittir integral fx artı integral gx ayırırım. Peki eksi 1 ile 1 arasında demiş. Eksi 1 ile 1 arasında, eksi 1 ile 1 arasında. Bu da eksi 1 ile 1 arasında. Peki biz tek fonksiyonlarda alt sınırla üst sınır zıt işaretliyse tek fonksiyonlarda integralin sonucu 0 çıkar dedik. Evet bakın burada birbirlerini götürüyorlar. O zaman bu 0. O zaman bu arkadaş bu arkadaşa eşit midir? Eşittir. O zaman birinci öncülümüz doğru. İkinci de eksi 1 ile 1 arasında hx. Zaten biz şunu net anlayalım. O zaman şu arkadaş bizim için eksi 1 ile 1 arasında gx'e demektir. Yani burası aslında eksi 1 ile 1 arasında gx'tir. Tamam bak eksi 1 ile 1 arasında g. Yani bana şu sol taraf 2s'i ifade ediyor. Değil mi? Şurası neyi ifade ediyor? S'i ifade ediyor. Burası 2s. Bakın eşitlik sağlandı. Bu da doğru. Değil mi? Şurası çok böyle sabotajlı oldu. Buraya geçelim. Şimdi eksi 2 ile 2 arasında hx. O zaman burası şöyle olsun. Eksi 2 ile 2 arasında. Eksi 2 ile 2 arasında böyle olsun. 4 tane 0 ile 1 arasında. Bak işte bu genellemeyi yapamıyorsun. Yani bu bunun iki katıdır. O da onun iki katıdır diye bir genelleme yok. Öyle bir, o ne, bir garip oldu. Böyle saçma şey var Allah aşkına. Yani burası 1, burası 2. Burası S, burası 2. Burası da S mi yani? Nereden bileceğim? Öyle bir şey yok. O zaman doğru cevabımız ne gelir? 1, 2 gelir diyebiliriz. Bu da 7 sorumuzun çözümüydü. Geldik son iki sorumuza. 8 ve 9'a. Şimdi bize böyle bir fonksiyon vermiş. Böyle de bir yani integral vermiş daha doğrusu. Pardon. A eksi B içinde bunu demiş. Buna göre bu F5 bölü 2 değeri aşağıdaki hangisine eşit olabilir demiş. Şimdi bu x kare artı 1. Şu ifade şöyle bir şey sanki. X artı 1 bölü x. F'in içinde bu var. Dx. A imiş. Burası da f x artı 1 bölü x çarpı 1 bölü x kare. Dx. Bak şimdi ben bulacağım onu. Burada bir kere değişken değiştirme yapmadan hayatta işlem yapamam ben. Şuraya ben bir x artı 1 bölü x'i vur diyeceğim. Bak bakalım ne gelecek. O zaman 1 eksi 1 bölü x kare dx eşittir du. Şimdi oldu canım benim. Bak. Burası 1 bölü x kare çıkar. Tamam dur. Şimdi ben bundan bunu çıkarıyorum abi. O zaman ne oldu? F x artı 1 bölü x parantezinde 1 eksi 1 bölü x kare dx dediğimiz şey A eksi B geldi. Zaten A eksi B'yi de burada vermişti. Oradan da biraz kopya çektim aslında. Çok böyle artistik yapmayayım. Tamam mı? Orada da tüyoyu vermişti. Ben de gittim 4x küp artı 6x eksi k yazdım. Bizim şeyimiz neydi? Ters türevdi integral. Yani burası neyin türevi sorusuna cevap veriyordu değil mi? İntegral ona cevap veriyordu. Yani ben bunun türevini alınca abi burası gelecek. Anlaştık? Yani f'in içinde x artı 1 bölü x çarpı 1 eksi 1 bölü x kare deyince bu ifade bunun türevidir. Yani ne yaptı? 12x kare artı 6. Şimdi ne yapalım? Her iki tarafı bölelim. Ya da direkt f5 bölü 2'yi bulalım. Burası 5 bölü 2 olsun. 2 verince de olur, 1 bölü 2 verince de olur. Senin paşa gönlün hangisini isterse zaten o yüzden olabilir diyor bence. 2 verelim. 2 verince ne oldu? F5 bölü 2 çarpı 1 eksi 1 bölü 4 eşittir. 2 verdim. 4, 48. 48 artı 6, 54. O zaman F5 bölü 2 çarpı 3 bölü 4 eşittir 54. 3 bölü 4'ü öbür tarafa atarsak bence çözüm bulacağız. 4 bölü 3 ile çarpalım her iki tarafı abicim. O zaman şunlar gitsin. F'in içinde 5 bölü 2 var. Bu da 54 bölü 54 çarpı 5 bölü 4. Şunları sadeleştirsek 18. 18 çarpı 4 kaç yapar? 72 yapar diyebiliriz. Bu da 8. sorumuzun çözümüydü. Hadi bakalım geldik 9'a. Dersimizin ve testimizin son sorusuna. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde f fonksiyon grafiği verilmiş. Bu fonksiyonun y eşittir a doğrusunun üst kısmında kalan bölümünün
Y eşittir a doğrusuna göre simetri alındıktan sonra oluşan gri renkli bölgenin alanını ifade eden integral aşağıda verilmiştir. Yani bu. Şöyle katlanmış. Bak. Şurası tepe noktası. Bunu katladı. Şunlar anladığım kadarıyla eşit. Bunun apsisi 1. Bu fonksiyona 1 yazdım. Eksi 1 artı 2 artı 7. 8. Yani burası 4. Burası da 8. Tamam. Burayı çözdük zannedersin. Tamam. Bu A'sı da 4. Simetri aldıktan sonra bu alan. Şimdi normalde biz şu bölgenin alanını hesaplayacağız. Doğru mu? O bölgenin alanı bu gri bölgenin alanına eşit. Şimdi o aslında şuradan başlar, şuradan biter. Yani parabolle y eşittir 4 doğrusunu kesiştirsem, eksi x kare artı 2x artı 7 ile 4 eşit desem, hepsini sağa atsam, x kare eksi 2x eksi 3 eşittir 0 yapsam, burada x eşittir 3 ya da x eşittir eksi 1 gelir. Yani burası eksi 1'dir, burası da 3'tür. Bak şimdi ben eksi 1'den 3'e bir integral aldığımda nereyi bulacağım biliyor musun? Şöyle şurayı bulacağım. Bak çok ilginç. Hem şuradaki yeşil bölgeyi bulacağım ki o yeşil bölge şu gri bölgeye aynı tekabül eder. Ama sonuçta şöyle göstersem daha net olacak, anlayacaksın sen onu. Şöyle yaptım ya. Şimdi normalde atıyorum şurası 0, burası da 3 ya. 0 ile 3 arasında integral deyince sen burayı bulacaksın. Adam şöyle de yapıyor ya. Bak şöyle yapıyor ya. Şu alan şu alana eşit. Ben de diyorum ki eğer ki ben eksi 1'den 3'e integral alırsam, eksi 1'den 3'e integral alırsam şuradaki dikdörtgeni, bak şuradaki dikdörtgenin alanını aynı zamanda şuradaki yeşil bölgenin alanını bulurum ki o yeşil bölge benim için gri bölgedir. Sonra sarı bölgeyi çıkartırsam, sarı bölgeyi çıkartırsam benim elimde ne kalacak bu yeşil ve sarının içinde? Yeşil kısım kalacak. Eksi 1'den 3'e kadar integral aldığımda sarı ve yeşil bölgenin alanını hesaplarım. Ben bunun içinden sarı dikdörtgeni çıkartırsam elimde yeşil kalır ki o da gri bölgeyi ifade eder. Evet. Bence zor. Güzel. Hoş. Peki fx ne? Fx'imiz belli. Bu. D ne? Şu bölgenin alanı. Bak burası kaç birim? 4. Hocam burası da 4. O zaman bu çıkardığımız bölge ne kadar? 16. İntegral hesapla demedi bana. Çok güzel bir şekilde. Eksi 1 artı 3 artı 16'yı topla dedi. Buradan da cevabımız ne geldi arkadaşlar? Denizli geldi diyebiliriz. Böylece 16 şeklinde çözümlerini beraber yaptık. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşça kalın.